Cümleten selamun aleyküm sevgili arkadaşlar. Sponsorumuz golba.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Muhtemelen 21.45 videosu olacağı için ben bazı şeyleri detaylıca konuşabilirim. şimdi şunu söyleyeyim arkadaşlar. Herkes bana şu soruyu sordu. Hocam Ali Koç'un bir açıklaması var duydun diye. Şöyle bir açıklaması var. Şu anda yeri değil ama hani açıkça ifade etmek durumundayım. İçinde bulunduğumuz ekonomik ortamda bu sezonun sonunu getirmemiz mümkün görünmüyor. Büyük, küçük kulüp hiç tartışmıyorum. Hepimizin nefesi önümüzdeki aylarda kesilecek demiş. Bana bu açıklamayı sordular. Hocam işte şöyle böyle hani nasıl oldu bu diye. Arkadaşlar bakın kanun seni içeri alırım dediği andan itibaren kimse elini taşın altına koyamadı. Hadi büyük şehir, büyük şey, kulüpler bir şekilde bir şeyler yapıyorlar ama diğer kulüpler ilginç. Ayrıca buradaki sorun aslında sadece Fenerbahçe'nin sorunu değil. Bu sorun Türk futbolunun tamamını ilgilendiren bir sorun. Bir yapı taşı, bir felsefe eksikliği. O da ayrı bir mesele. Hani dövizin ya e, arkadaşlarımın konuştuğundan söylüyorum bilmiyorum ne kadar doğru ama dövizin daha da artacağı fikri hakim diyorlar. E, hal hal yayıncı kuruluşun verdiği para da TL olarak geleceği için kulüplerinde kulüplerin de sıkıntıya gelecekleri malum. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Kulüpler TFF'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulmuş ama mesela Erman Torol diyor ki Öce yıllar önce Fenerbahçe otobüsüyle sıkılan kurşulları, failleri bulacaksın arkadaş. Bugün TFF'ye, Galatasaray'a kurşun sıkıldı. Yarın zarar bana. Benim için kulüp var gitmez beddet konuşuyorum demiş. Hepimizin de görüşü aynı zaten. Keşke Fenerbahçe'ye kurşun sıkıldığı gün sıkanlar bulunsaydı. Ama hocam sonuçları çok ağır olurdu diyor arkadaşlar. Nasıl ağır olur diyorum. Bildiğin gibi değil diyor. Ben bunu birine sordum. Çok e, yetkili birine sordum bilinmemesi daha iyi diyor. Yani bilinmemesi daha iyi derken kastettiği hani biliniyor da gizleniyor manasında değil. Bilinmemesi daha iyi diyor. Yani herkesin korkusu var herhalde. Ama hayırlısı olsun. Bu tip olaylar inşallah son bulur. Şimdi sevgili arkadaşlar başvuruya iyi hazır ol emri diyor. Ben peş peşe haberleri sıralamak zorundayım. Biliyorsunuz Fenerbahçe'de Jorge Jesus UEFA listesini belirtti. Kimin oynayıp kimin oynamayacağı belli. Hani açıkça söylemek gerekirse fiziksel olarak da iyi durumda olan Michi Baştuay ile görüştü diyor. Ben böyle tabir ediyorum. Ben böyle okuyorum. Ve Dinamo Kiev maçında oynaması bekleniyor demiş. Arkadaşlar bunu bana üyeler de sordu. Dinamo Kiev maçında yedek. Yani bazı arkadaşlar as oynamasını bekliyorlar ama o maçta yedek. Yani direkt olarak ilk 11'de oynatmayı düşünüyor diyor ama zannetmiyorum. Çift forvet arkalarında Pedro'nun yer alması bekleniyor demiş. Bu üçlü forvet gibi bir şey oluyor. Eğer böyle bir olay olursa hani başroğayı oynatacak. Yanında kim? King'i oynatacak. E Pedro'yu da oynatacak. E Valencia, Valencia kırmızı kart cezasıydı. Arkadaşlar sakat değil de Ve ee rahatlatacak bir formül arıyor demiş. Bence rahatlatacak bir formül 4-1-3-2 sistemidir. Şu an için. Bakalım o sisteme ne şekilde geçeceksin. Geçen sezon Beştaş'ta 14 gol 5 asist yaptı. 19 gole katkıda bulundu. Ama merak içerisinde bekliyorum onun da performansını. Hakkımızda da olsun arkadaşlar. Bu arada dün Galatasaray'ın maçı vardı. Ben bakmadım. Sadece golleri gördüm. Şimdi Ali Koç ve Cesus'un aldırmadığı isimler var. Mesela Abdülkerim Parmakçı. Ben ben Galatasaray'dan bir taraftarım bile bu transferden memnun olduğunuzu düşünmüyorum. Bu benim şahsi fikrim. Gerçi Galatasaray'la futbol konuşulmuyor. Maalesef futbol konuştuğunuz zaman çok anlayan, anlayan denk gelmiyor da. Mesela Seferovic 4 şey 5 maç 0 gol. Başkasının attığı golü sahiplenme. Ben attım diyor. Ulan oğlum gol atamıyorum da kimse bir şey demez. Ve Gost, Hocam Vegors bildiğin gibi değil. Valla hakemlerin Vegors'ta yaklaşımıyla Valencia'ya yaklaşımı bir mi size soruyorum. Başka hiçbir şey sormuyorum. E, Maxi Gomez henüz oynamadı. Yani benim gördüğüm kadar. Trezeguet açık söyleyeyim bencillik hat safhada Eren Elmalı. Şimdi Eren'in yerine Ali Oski aldık. Memnun musunuz? Ben memnunum. Trezeguet yerine Emre Mor aldık. Memnun musunuz? Ben memnunum. Maxi Gomez başlığı bu muallakta bir soru. Bunu görmemiz lazım. Vegors yerine Joshua King aldık. Açıkça söyleyeyim ikisi de aynı katkıyı veriyor gibi. Hani benim gördüğüm kadarıyla. E, parmakçı yerine Perez aldın. Luan Perez'i. Perez gelişmekte. Şu an Perez de kötü durumda. Ama gelişmekte. Ve Sefer Öğütçen'e Cao Pedro'yu aldın. Bence Fenerbahçe daha doğru transferler yaptı. Yani seçimler daha doğru. Bu bana öyle bir imaj veriyor. Yanlış anlamayın. Bu benim kişisel şahsi fikrim arkadaşlar. Ha şu da bir gerçek. Ya teknik direktörün var senin başında. Orada bostan korkuluğu değil. Teknik direktörün al der, alırsın. Ver der, verirsin. Ver der, veremen hocam. Yani ben onlara çok karışmıyorum. Benim karıştığım konu şu. Ahmet Ercanlar diyor ki iki İngiliz kulübü devreye girmeseydi belki Fenerbahçe başlığı bedava alacaktı. Onlar devreye girince işler değişti. Şimdi Ahmet Ercan'ların duyumlarını e, kanalımıza çok fazla konuşanlar olduğu için söylüyorum. Herhalde benden özür dileyeceksinizdir. Bazı arkadaşlar yazdı ya bedava ya da bedavaya yakın bir para diyordun ne oldu diye. Şimdi, duydunuz, mo duydunuz motorun sesini. Yuh. Nasıl bir motormuş. Duydunuz motorun sesini. Ben başka bir şey söylemiyorum arkadaşlar. E, Alioski çılgınlığı bonservisi alınsın diye. Hani hazır Alioski'den bahsetmişken onu da söyleyeyim. Taraftarı, Fenerbahçe taraftarı kiralık olan gelen Ezgican Alioski'nin bonservisinin alınmasını istiyor demiş. Değerini yükseltiyor. Fenerbahçe 5. hafta Kayseri'yi gönderdi. Alioski ilk defa ligde 11'de görev aldı. Adana Demir sonradan girip gol atmıştı. UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Viyana e karşı iki karşılaşmada da sahaya 11'de çıkmıştı. Kayseri spor maçında da alkış topladı. Bu arada şeye dikkat ediyor musunuz? Gıdım 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 oynatıyor. Yani Jorge e susun. o gıdım gıdım oynatmasından ben bir çıkarımda bulundum. Nedir o çıkarım? Bu adam başlığa iyi de gıdım gıdım oynatacak. Yani birdenbire al oyna ilk 11'desin gir demeyecek. Bakın duyumsal olarak demiyorum mantıksal olarak söylüyorum. Haksızam haksızsın diye. Şimdi 30 yaşındaki önce hem savunmada hem ofansta neredeyse kusursuzdu. Ma Kayseri'nin yapısal oyunu da buna müsaitti. Bence hemen bir maçta yıldızlaştırmayın ya da çöplemeyin. Hatta arkadaşlar Türkiye Ligi o kadar iğrenç bir lig ki artık ben 450 dakikayı 540'a ya da 630'a çıkartmaya düşünüyorum yani futbolcu değerlendirmek için. Çünkü bir gün bir güne tutmuyor. Bizimle oynayan Kasımpaşa'yla çok iddialı bir cümle kuracağım. Bu hafta oynayacak Kasımpaşa çok farklı iki takım. Ee, Trabzon'dan oynayan Hatay sporla Adana Demir'le oynayan Hatay spor farklı iki takımda Fenerbahçe'yle oynayan Adana Demir sporla Hatay'la oynayan Adana Demir spor farklı takımlarda taraftar Ezgi Can'ın servisi alınsın diyor bunu bana çok şimdilik sormuyorlar ama soracaklar hocam sence alınır mı diyen ee, rahat olun bazı konularda rahat olun hocam ne kadar rahat olalım? Rahat olun. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Galatasaraylılarla futbol konuşulmaz dedim. Diyecekler ki ne demek istiyorsun bunu biraz aç. Açayım. Ben bir Galatasaray yayınına konuk oldum. Dedim ki oraya ben topçudan anlarım. Galatasaray'ın en iyi topçusu kim biliyor musunuz dedim. Kim dediler? Sakaboy dedim. Bugün Fenerbahçe'ye gelse bayram ederim. Öyle bir topçu dedim. <laughs> Ama siz gittiniz Sakaboya'nın önüne Lyon'dan sağ bek aldınız. Omar El Abdullah'ı da var. 3 sağ Hadi Omar'ı saymadım. Sen gittin Lyon'dan sağ bek aldın ki Boya'yı yedeklesin diye. Çok büyük salaklık bence dedim. Hatta bir de Yedlim vardı sanırım. O da gitti. Bazı arkadaşlar bazı kötü sözler de kötü sözler sarf ettiler. Şimdi o kötü söz sarf eden arkadaşlara diyorum ki siz mi futboldan anlıyorsunuz ben mi? Dün Galatasaraylı Sakaboy insan üstü bir performans sergilemiş. Bakın istatistiğe bakın. Ha Gaziantep takımı yaptı hocam. Gaziantep sattı hocam. Gaziantep bilerek maçı verdi hocam. Kendi kalesine bilerek attılar hocam. Şöyle böyle ben karışmıyorum. Hocam Erol bu teknik direktör değil. Evet değil. Ee, hocam ben şöyle böyle falan hiçbirine karışmıyorum. Ben sadece istatistikten bahsediyorum. 8'de 7 link başarısı. Yani karşısında herhalde sol bek yoktu. Kırmızı yemiştim. 19'da 13 ikili mücadele kazanma, 6 sahipsiz top kazanma, 3 top çalma, 3 pas arasıyla top kazanma, 6 rakip ceza sahasında topla buluşma, %84 pas başarısı. Ben size dedim değil mi? Kerem'den Merem'den daha iyi topçu. Bu daha fazla paraya gider. Hatta 4.5'a falan satacaklar dedim ki 100 yılın en geri zekalı hamlesi olur. Yani 100 yılın en geri zekalı hamlesi olur dedim. Satmadılar mesela. Ben topçudan anlarım. Bu arada Ankara gücü Beşiktaş maçına ilgili de Güvenlikten sorumlu N.Y. güvenlik şirketinin sahibi Nuh Yüksel. Kısaltması N.Y. aferin size. Bu kişiler özel güvenlik personeli hava savunma sistemi değil demiş. E adam haklı ben size ne dedim? Abi o insanüstü bir uçuş. O taraftarın o sahaya atlaması insanüstü bir uçuş. Ya, normal bir insan uçamaz lan. Uçamaz. Bana Peugeot 3008 verin ben atlamam oradan öyle. Atlamam abi. Normal bir şey değil o. Atladıktan sonra bir de koşuyor. acının yanında uzun survivor. <laughs> Siz Fenerbahçe'nin ilgilenin. Size Burma'yı çaktılar diyor. Burma'yı konuşalım. Güzel bir konu. Yabancı sayısı 17. 14'e düşürmek zorundayız. Şu anda bana soracak olursanız iki tane aday %100 belli. Üçüncü aday da bana kalsa %100 belli. Ama iki aday %100 belliyken üçüncü aday Buruma olur mu? Bence olur. Çünkü Burumayla Hani yollar ayrılmaya çalışılıyor. Yunanistan'da transfer sezonu devam ediyor. Belçika'da devam ediyor. Raşada devam ediyor. Ve Fenerbahçe yönetimi adeta zamanla yarışıyor. Şimdi şampiyonluk parolasıyla çıktık. Takviyeler malum. Sayı 17 oldu. E gitmesi gerekenler var. PSV'den transfer edildi. Nasıl olacak? 4 milyon euro kesin diyen var. Ve futbolcu Avrupa'da devam etmek istiyor. Bir şekilde. E durum böyle. E ne yapılacak, ne edilecek. Şimdi eğer Fenerbahçe başka bir takıma göndermek istiyorsa PSV'nin de onayı gerekecek, değil mi? Yani acil takım aracına girmiş durumda Fenerbahçe. E, bon servisi PSV elinde bulunduruyor ve PSV'nin de arkadaşlar bilgilendirilmesi, haberdar edilmesi lazım bu süreçten. Yani lisansı çıkmasa bile. Maaş ödemeye devam edilecek. Ciddi bir zarar söz konusu. Jesus da kadroda düşünmüyor diye de belirtmişler. İstenilen katkıyı bir türlü veremedi. Jesus da oyuncuyu kadroda düşünmüyor. Şimdi bana hep soruyorlar ya hocam, Jesus niye bu çöp transferi yaptırdı? Arkadaşlar ben size soruyorum, ben size soruyorum. Bir insanın hayatında hata yapmaya hiç mi hakkı yok? Ya misal veriyorum bak gerçekten misal veriyorum bir insan ne bileyim yolda yürürken size yanlışlıkla çarptı. Özür dilerim dedi. Siz dediniz ki "Hayır. Özür kabul etmiyorum. Seni mahkemeye vereceğim. Allah belanı versin. Evin yıkılsın. Ölsün, gebersin." deseniz. Adam size ne der? Adam da size ki "Ulan Allah da seni affetmesin." Madem sen beni affetmedin, Allah da seni affetmesin." dedi. İnanın o adamın duası kabul olur. O adamın duası gerçekten kabul olur. Çünkü sen yani adam özür demiş, erdem göstermiş, bir şey yapmış. Hani Canında bir şey var mı? Yok. Malında bir şey var mı? Yok. Hani gidip de adamı öldürüp de yanlışlıkla oldu. Özür dilerim deyip de onu da affet demiyorum. Ama basit bir şey. Şimdi Jesus bir futbolcu almış. İyidir, kötüdür. Ben bilemem. Ben sadece yorumlarım. Dışarıdan baktığım kadarıyla yorumlarım. Ben sadece Fenerbahçe yorumcu olarak yorumlarım. Peki size bir şey soracağım. Aldıkları diğerlere diğerlere onlar ne durumda? Mesela Joshua King, Allah şahidim. Ben dedim ki eyvah ilk maçlarını görünce. o Tutmuş. King tutmuş, öbürü tutmuş. Bu kadar da acımasız olmayın. 4 milyon euro zorunluysa o zaman kimseye danışmamıza gerek yok. Haberleri takip edin. 4 milyon euro zorunlu değilse PSV'den izin almamız lazım. Opsiyon zorunlu değilse sözleşmesini feshedip PSV'ye geri gönderebiliriz. Ki PSV ile birlikte biz bulabiliriz. Ee, ama eğer şöyle söyleyeyim, opsiyon zorunlu değilse en fazla lisansını askıya alırız. Ya da Türkiye Ligi içinde başka bir takıma kira alırız. E, bununla da PSV'yi bilgilendiririz. Ama opsiyon zorunluysa canımızın istediği yere göndeririz. Bakalım ne olacak. Ama canımızın istediği yere gönderirken de satın aldık da gönderdik diye açıklama zorundayız. Onu da söyleyeyim. Şimdi iki tane forvet transferi. Bir, Fenerbahçe Cedric Bakan transfer etmeye çalışıyor demiş Food Mercato. Bitti mi? Cık. Hadi. Başka. Fenerbahçe Bakanbu'yu kadrosuna katmaya çok yakın demiş. Bir başka sevgili. Bakın Bakanbu'dan bahsediyor. Cedric Bakanbu. Evet evet o forvet olan Fransa ligindeki Bakanbu'dan bahsediyorum. Evet. Ne diyor Bakanbu için? 2024'e kadar sözleşmesi var. 8 milyon euro piyasa yer var. 1.82 boyunda forvet. Demokratik Kongolu. Fransız asıllı. 40 maça çıkmış. 13 golü var. Milli takımında. Marsilya'ya bedelsiz geldi. Bu sezon 3 lig, lig 1 maçında 56 dakika oynamış. Bir asisti var. Şimdi bakalım bu aklınızın bir köşesinde dursun. Başka bir şey konuşacağım. Bu aklınızın bir köşesinde dursun. 2. Nation Nathan Redmond için transfer derbisi. İlginç. Ee, yani transfer derbisi. Southampton forması giyen Nathan Redmond, Redmond ile ilgili İngiliz basından flash bir iddia ortaya atıldı. Şimdi ben futbolcuyu bilmiyorum. Her futbolcuyu da bilmek zorunda değilim herhalde. Bu yüzden de bana kızmıyorsunuz değil mi? Transfer market bugünler için var. Şimdi diyor ki İngiliz basını 28 yaşındaki kanat oyuncusuna ilgi gösteren ve teklif yapan kulüplerden bahsetmiş. Bunlar ortaya çıktı diye. Türkiye'den 3 büyük kulüp istiyor. Fenerbahçe, Galatasaray. Üçüncü takım kim? Göremiyorum ama herhalde Beşiktaş'tır. Transfer etmek için ee, İngiltere'de İngiltere'den teklif var mıydı? Redmond'a İngiltere'den ise Bermond, Wolverhampton, Wanderers ve Everton'da ilgi gösterdi. Fakat ada kulüplerine... Ha beş taşmış evet. Ada kulüplerine ise sadece ilgi düzeyinde kaldığı ifade edildi. 2016 yılından beri Southampton forması görüyor. 195 maça çıktı. 21 gol kaydetti. Redmond sol kanat, sağ kanat. Forvet arkasında oynayabiliyor. 1.78 boyunda. Jamaika dışında İngiltere vatandaşlığında bulunuyor demiş. Transfer marketini açtım. 6 Mart 94 doğumlu 28 yaşında İngiliz. Bir kere İngiliz bize zor gelir. Bir kez İngiliz milli takımında oynamış. 18 milyon euro piyasa değeri var. Jamaikalı dediği gibi Galatasaray'a da yazmışlar. Şimdi Galatasaray'ın da alması mantık çerçevesinde değil. Çünkü Türk kuralı eğer devam edecekse yani Galatasaray eğer iptal falan ettirmeyecekse mecburen kanatlarda Türkleri oynatıyorlar. Ee, o da ilginç. Neyse oyuncu 2016 yılında 13.5 milyon euroya alınmış. Yıllarda Southampton'da bu sezon bir Premier Lig maçında sadece bir dakika süre almış. Ben oyuncuyu bilmiyorum. Bilmediğim oyuncu hakkında konuşmaktan nefret ederim. Fakat şu cümleleri kurmak istiyorum. Nedir o cümle? 1. Hani Jesus ve Ali Koç transfer bitti diyordu. Hani bana da atıp tutuyordunuz. Ne oldu? 2. Fenerbahçe'nin bakan buya ihtiyacı yok. Zaten yabancı sınırımız dolu. Ya e bir kişilik yer açılabilse sağ stoper alırız diye düşünüyorum. Hani 17'den 13'e düşürsen, 4 kişi göndersen sağ stoper alırsın. Bakan bunun son durumundan haberim yok. Herhalde bitik durumda. Onu da söyleyeyim. Yani Marsilya'da çöpe çıkan oyuncu Galatasaray'a dönerdiler, Bize dönerdiler. Biz kabul etmedik. Onu da söyleyeyim. Yani %100 duyum olarak da söyleyeyim. İkincisi Redmond e, ekstra bir ayrılık olsaydı olabilirdi. Misal veriyorum bugün e, kim ayrılsın? Rossi ayrılsa bayram edersiniz. Değil mi? Buruma ayrılsa bayram edersiniz. Yanlış yaparsınız bana kalırsa. Ama bayram edersiniz. Bu sizin bileceğiniz iş. Ben ona karışamam. Ama karışabildiğim tek husus şu. Fenerbahçe futbolcularını çöplemeyi bırakın. Destek verin. Bakın millet rakiple kazanıyor. Millet şansa kazanıyor. Millet hakemle kazanıyor. Millet balığına kazanıyor. Millet top oynamadan kazanıyor. Onların taraftarı çıkıp da sizin kadar yangın yapmıyor. Yangın yapmıyor ya. Ya Ali Koç çıkmış demiş ki bak kulüp temsilcilerine teşekkür ediyorum. Türk futboluna geçmiş olsun. İnşallah bu olaylar meczup şeydir. Bir daha tekrarlanmayacak bir olaydır. Altından başka şey çıkmaz. Sadece futbolun paydaşları değil, tüm halkımızı rahatsız eden olaylarla karşı karşıyayız. Birbirlerde sorumlu akıllı tek arzu kulübünü desteklemek olan insanlarla da bir işlenmesi gerekebilir. Bizler de buna ön ayak olmalıyız. 5. haftada çok güzel başladık aslında. Pek çok problem olmasına rağmen diye başlamış. Millete yazmış. Sana ne? Sen kendini ikine ilgilen. Kendi takımına ilgilen. Ya arkadaş. Etmeyin eylemeyin. Bu hepimizin sorunu be. Etmeyin eylemeyin ya. Burada da aynısını söylüyorum. Şu anda Türk futbolunda birçok sıkıntı var. Fenerbahçe'de de var. İnşallah Fenerbahçe'deki sıkıntılar çözülür. Ama dediğim gibi bak mesela şu anda da son dakika diye haber verdi. Beşiktaş Nathan Redmond'da her konuda anlaşma sağladı diye. Beşiktaş alabilir. Onlar için sıkıntı değil. Muhtemelen kiralık falan isterler. Bilemiyorum ben hani bizlik bir şey hani çok şey yapmıyorum. Ama Fenerbahçe için farkında mısınız bilmiyorum. Avrupa defterimiz yok. Şey Avrupa defterimiz açıldı. Artık istesek de futbol Jack e, Türkiye defteri malum. E, Türkiye'de oynatmak için de bunu mu alacaksın de, diyorsun. E, Buruma olayı malum. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Hakkımızda hayırlısı olsun. Teşekkürlerimi sunuyorum destekleriniz için. Beğenileriniz için. Videoya desteklerinizi, beğenilerinizi eksik etmeyin. Abone olmayı unutmayın. Yarın bir gün forma çekilişinde aa ben abone değildim. Bana niye forma verilmedi diye bana çemkirmeyin. Abone sayısı arttıkça hediyelerimiz artacak. Siz bana haftada bin abone kazandırın. Ben size vereyim arkadaşlar. Bu sezonun formasından göndereyim. Bin abone kazandırın. Sözüm söz. Hiç çekilişsiz, kuralsız. Mustafa Hocam not et kenara. Ben sana bin tane abone getiriyorum diye. Atın mail. İletişim adresimiz var bizim. Bizim iletişim adresimiz var arkadaşlar. Reklam ve işbirliği için. Sponsor arayışımız var. Bir tane sponsorumuz var. Başka sponsor olabilirsiniz vereceğiniz ücrete bağlı ya da e, reklam verebilirsiniz. Mesela hocam benim YouTube'da çok büyük bir kanalım var. Ben sizin reklamınızı yaparım. Uygun fiyata derseniz onu da konuşabiliriz. Ama biz reklamı formada atarak yapmak istiyoruz. Yani formada atalım. İnsanlar formu alsın. Daha çok kişiye forma ulaştıralım. Kanalımız büyüsün istiyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.